Türkçe Peri Masalları. Son Yaprak. Bundan çok uzun zaman önce Floransa kenti bir kriz yaşamış. Sanat sokağı sanata olan inancını kaybediyormuş. Bir zamanlar bu sokakların ruhunu canlandıran ressamlar ve sanatçılar artık başlarını renklerden uzağa çevirmişler. Bunun sebebi fakirlikmiş. Sanat herkes tarafından seviliyormuş ama sanatçılara ve ressamlara çok az para veriliyormuş. Sokaklar giderek ışıltısını kaybetmiş. Aileler renkleri çocukların ellerinden almış. Ressamlar geçimlerini sağlamak için mahallelerinde tuhaf işlere girmiş. Bu kadar zor zamanlarda sadece birkaç sanatçı sanatı kucaklama cesareti göstermiş ve sevdikleri işi yapmayı sürdürmüş. Bu cesur sanatçıların ikisi Sue ve Jansi'ymiş. Sue ve Jansi hem harika birer ressammış hem de çok samimiymişler. Tablolar yapar ve onları dergilere satarlarmış. Çok para kazanmazlarmış ama tutkularını yaşadıkları için mutluymuşlar. Arkadaşlar arasında Sue inatçı ve iş bitirici bir kadınmış. Çok çalışırmış ve her sıkıntıyı nezaketle göğüslermiş. Jansi ise gelecekten her zaman korkarmış. Sue ve Jansi'nin Bay Berman adlı bir komşuları varmış. Bay Berman yaşlı bir adammış ama hayat doluymuş. Gördüğü her şeyi boyarmış. Yol kenarındaki bankları, kendi binasındaki merdivenleri ve hatta ağaçları bile. Sanat sokağının ruhunu canlı tutmaya çalışan az sayıdaki ressamdan biriymiş. Bay Berman kendisi de ressam olduğundan Sue'ya sık sık yardım edermiş. Ve burada şu nesnenin arkasına birazcık gölge verirsen neredeyse gerçek gibi görünür. Ah, Bay Berman, siz yetenekli bir ressamsınız. Tablolarınızı satışa çıkarmak zorundasınız. Bilemiyorum. O parayla ne yapacağım ki? Ben yalnız yaşıyorum ve çok az para harcıyorum. Bu şehirdeki insanlar şunu anlamalı. Her şey para için yapılmamalıdır. Gerçekten sevdiğiniz şeyi yapmayı asla bırakmamalısınız. Her şey iyi gitmiş ta ki o güne kadar. Jansi kendini çok hasta hissetmiş. Doktor ne yaparsa yapsın Jansi iyileşemiyormuş. Jansi iyileşecek öyle değil mi? Kullanması için bazı ilaçlar yazdım ona. Ama Su, onu olumlu olması için ikna etmek zorundasın. Sıkıntılarımızın ve hastalıklarımızın çoğu olumsuz düşündüğümüz için bizi terk etmez. Arkadaşın sadece iyileşmek isterse iyileşecek. Sue, Jansi'yi mutlu etmek için her şeyi denemiş. Onun en sevdiği yemekleri yapmış. İş yerindeki esprileri anlatmış. Ve odayı ferah tutmak için çiçekler getirmiş. Ama hiç yararı olmamış. Bir daha asla iyileşeceğimi sanmıyorum Sue. Bu kadar çok çalışmak zorunda kaldığın için kendimi kötü hissediyorum. Bense yatmaktan başka bir şey yapmıyorum. Jansi, sen benim arkadaşımsın. Seninle ilgilenmek için elimden gelen her şeyi yaparım. Merhaba kızlar. Sizi rahatsız ediyor muyum? Merhaba Bay Berman. Küçük Jansi'miz bugün nasıllar? Uğraşıyor. Ah Jansi, iyileşeceksin. İnan buna. Kendimi çok iyi hissetmiyorum Bay Berman. Güçsüz olmaktan sıkıldım. Ah küçüğüm, senin güçsüzlüğün zihninin içinde. Evet. Su ona söylediklerinizi bana anlattı. Bir yolu vardır, bir azim vardır. Öyle bir şeydi. Doğrusu bir yerde azim varsa bir yolu bulunur. Katılıyorum. Söyleyin Bay Berman, son tablonuzun konusu nedir? O mu? Uzun zamandır kayıp olan hayalim hakkında. Yaşadığımız bu sokağın bir resmini çizdim. Ressamların ve sanatçıların tamamının sokaklarda olduğunu göstermeye çalıştım. En çok sevdikleri şeyi yaparken çizdim. Resim. Bu kurulması imkansız bir hayal. Asla gerçekleşmez. Evet, güzelliği de orada. İnsan istediği her hayali kurabilir.
Hayal kurmadığı sürece de onu gerçekleştirmeye çalışmaz asla. Sanatımın günün birinde hayat kurtaracağına eminim. Bunun bir yolunu bulmaya niyetim var. Sanat çok güçlüdür küçüğüm. Güçlü bir sanat eseri doktorların yapamadığı şeyi yapabilir. Bir sanatçının sadece olumlu kalması ve inancını yitirmemesi gerek. Hadi Cansi, bırak artık bu kadar üzülmeyi. Neye bakıyorsun Cansi? Şu duvarda büyüyen sarmaşık bitkisine. Bana birazcık mutluluk yaşatan tek şey o sarmaşık. Bu iyi bir şey değil mi? Evet, ama o bitki de beni terk ediyor. Onu ilk gördüğümde 10 yaprağı vardı. Ama şimdi 7 tane var. Son yaprak düştüğünde bütün umudumu kaybedeceğim. Aa, böyle berbat bir şey söylenmez Cansi. Ona bağırma Su. Biri üzgünken ona bağırmak onu daha da üzer sadece. Ve Cansi hasta. Şu anda kendini nasıl hissettiğini biz bilemeyiz. Çok haklısınız Bay Berman. Özür dilerim Cansi. Cansi alınmamış. Arkadaşı için suçluluk duygusu hissetmiş. Günler geçmiş ve Cansi'nin sağlığı daha da kötüleşmiş. Doktor bir şey yapamamış çünkü Cansi ilaçlarını almayı bırakmış. Su doktora hep alternatif bir tedavi var mı diye sormuş. Doktorsa tek bir şey diyormuş. Arkadaşın zihnini güçlendirmek zorunda. Su bir gün binaya girdiğinde Bay Berman'ın yanından geçmiş. Bay Berman sırılsıklanmış. Bay Berman, iyi misiniz? Ne oldu? Bir şey yok küçüğüm. Giderek yaşlanıyorum o kadar. Bugün parkımızdaki bankları boyadım. Çatının altındaki bankları biliyor musun? Bir dakika. Parkın çatısının altındaki banklardan mı söz ediyorsunuz? Orada en az 20 bank var. Hepsini mi boyadınız? Hem de bir gün içinde. Bu kadar iş aşırı fazla ama. Peki nasıl bu kadar ıslandınız? Bankların hepsi çatının altında. Şemsiyemi almayı unutmuşum işte. Dediğim gibi yaşlanıyorum o kadar. Bay Berman, bugünlerde herkesin hastalandığını biliyorsunuz. Kendinize dikkat etmek zorundasınız. Ateşiniz var mı? Peki görünmüyorsunuz. Bir doktor çağırsam mı sizi? Hayır. Bir sürü soru soruyorsun küçüğüm. Ben resim yaparken bu dünyanın en mutlu insanı olurum. Hiçbir şey bana zarar veremez, rahatsız edemez. Sanat benim hayatımdır. Söylesene, Cansi ne yapıyor? İyi değil. Bahsettiği o sarmaşığı hatırlıyor musunuz? Üstünde sadece 4 yaprak kaldı. Gözünü ayırmadan sarmaşığa bakıyor. Umarım o son yaprak düşmez Bay Berman. Gerçekten Cansi bütün umudunu kaybedecek yoksa. Hayır, buna asla izin veremeyiz. Maalesef bugün sağanak yağış var. Eminim rüzgar bütün yaprakları koparacak. İnsan bir bitkinin son yaprağını kaybetmesine nasıl engel olabilir? Peki Su. Bir yerde azim varsa bir yolu bulunur elbette. Ben şu anda bir yol görmüyorum ve azmimi de kaybediyorum. Cansi'nin yanına gideceğim. Bay Berman, lütfen bir doktora gidin, olur mu? Giderim küçüğüm. Cansi'ye selamımı ilet. O gece şiddetli bir fırtına şehre vurmuş. Sanat sokağında herkes camlarını kapatmış ve evlerine sığınmış. Ama Cansi, Su'dan pencereyi açmasını istemiş. Son yaprağın düşüp düşmediğini görmek istiyormuş. Ama Su reddetmiş. Pencereyi açar da şiddetli rüzgarın içeri girmesine izin verirlerse Cansi'nin sağlığı daha da kötüleşebilirmiş. Cansi kabul etmiş. Ama Su'nun da o son yaprağı düşündüğünden haberi yokmuş. Ertesi sabah
güneş pırıl pırıl parlıyormuş. Fırtına geçmiş. Su artık pencereyi açması gerektiğini biliyormuş. Daha ne kadar kapalı tutabilirmiş? Gözlerini kapamış ve perdeleri açmış. Çok şaşırmış. Cansi, son yaprak hala orada. Ne? Olamaz. Nasıl dayanıyor hala? Yaprağı Nazmi bu işte Cansi. Aynı Bay Berman'ın dediği gibi. Çok haklısın. Su, ilaçlarımı getir bana. Minik bir yaprak bir fırtınaya direnebiliyorsa ben de yapabilirim. İyileşmenin bir yolunu bulacağım. Cansi, ne istersen getiririm sana, söyle. Neye ihtiyacın var? Sanat çok güçlüdür küçüğüm. Güçlü bir sanat eseri, doktorların yapamadığı şeyi yapabilir. Ne istediğimi biliyorum. Bana tuvalimi ve boyalarımı getir. Su'nun mutluluğu sınır tanımamış. Koşmuş ve elindeki bütün boyaları getirmiş. Tuvali Cansi'nin yatağına kurmuş. Su, arkadaşını geri kazandığı için mutluymuş. Zaman geçmiş. Cansi tamamen iyileşmiş. Hem doktor hem de Su şaşırmış. Artık kendini güçsüz hissettiğinden veya hayatta yapamayacaklarından bahsetmez olmuş. Hatta şimdi yeni hayallerini Su ile konuşuyormuş. Londra Köprüsü'nün resmini yapmak istiyorum. Eminim bir gün yaparsın. Bay Berman nerede Su? Onu uzun zamandır görmüyorum. Sorduğuna sevindim Cansi. Bunu sana tamamen iyileştiğin zaman anlatmayı istiyordum. Bay Berman iyi değildi. Yaşı kendini belli ediyordu. Fırtınanın olduğu geceyi hatırladın mı? Onun ertesi sabahı Bay Berman çok hastalandı. Ne? Doktora gitti değil mi? Bay Berman'ın öyle bir huyu vardı. Şöyle demişti bana, resim yaparken hiçbir şey ona zarar veremezmiş. Ne demek istiyorsun? Duvardaki son yaprağa bak Cansi. Hala yerinde. Bir milim bile oynamadı yerinden. Bay Berman çizdi onu o gece. O gerçekten büyük bir ressam. Sabah olunca titremeye başladı. Onu hastaneye kaldırdılar. Ben bir gün sonra gördüm. O kadar mutluydu ki. Senin tamamen iyileştiğini söylediğimde huzur buldu. Sarmaşığın son yaprağının sana güç verdiğini anlattım ona. Bay Berman öldü Cansi. Hayır, olamaz. Ama Cansi, hayalini gerçekleştirmesine yardım ettin. Sanatının günün birinde hayat kurtaracağını söylememiş miydi? Şu son yaprağa baksana. O Bay Berman'ın sanatı ve senin hayatını kurtardı. Hayır Su. O sadece sanat değil. O bir başyapıt ve ben Bay Berman'ın hayalini gerçekleştireceğim. Son yaprak ve Bay Berman hikayesi kısa sürede bütün şehre yayılmış. Ressamlar, şairler, dansçılar, şarkıcılar, bütün sanatçılar ondan ilham almış. Hepsi o sarmaşığın altına toplanmış ve sanatı sanat sokağına geri getirmeye yemin etmişler. Öyle de olmuş. Sokaklar yeniden canlanmış. Her duvarda resimler varmış. Hatta bazı insanlarda bile. Cansi ve Su paralarını birleştirmiş ve Berman sanat kursunu kurarak resim dersleri vermeye başlamışlar. Aileler hayatın ruhunu öğrensinler diye çocuklarını oraya yollamış. Herkes sanatına geri dönmüş. Tuhaf işlerde çalışmayı bırakmamışlar. Ama artık resmi asla bırakmayacaklarını bildiklerinden işlerinden keyif almışlar. Cansi ve Su'ya gelince... Sanat sokağı sakinleri renklerin hayatlarına geri dönmesinden ötürü mutluymuşlar. Herkes sanatın ne kadar değerli olduğunu anlamış ve kazançlarının bir kısmını Berman sanat kursuna bağışlamak için kursa gelmişler. Sanat kursu kısa sürede büyümüş ve Berman Enstitüsü'ne dönüşmüş. Daha da ilginci ise Berman Enstitüsü'ndeki her çocuğa her şeyden önce tek bir şiir resmini yapmak öğretilmiş. Son yaprak.
Çünkü o yaprak herkese çok önemli bir ders verecekmiş. Bir yerde azim varsa her zaman bir yolu bulunur.